<laughs> aslında ben bu hikayeyi anlatmayacaktım. Hoş. Hala sonuna kadar dayanabilir miyim bilmiyorum. Yanlış anlamayın. Bu şüphemin sebebi korkum değil. Zira işin o kısımlarını geçeli çok oluyor. Dedim ya aslında hiç anlatmayacaktım bunları. Ama görüyorum ki bizim yaptığımız hataları yapan başkaları da var. E ee, tek cahil biz değiliz bu hayatta. İşte bu hikayeyi anlatmamın sebebi bizim gibi cahil kardeşlerimize bir yol göstermek. Yol göstermek dediğime bakmayın. Bizim halimizi bilin de ibret alın diye anlatıyorum her şeyi. Zira içinde nazıcık insanlık olan en büyük düşmanının bile başına bunlar gelsin istemez. <laughs> Vay be. Bundan birkaç önce bana böyle bir konuşma yapacaksın deseler. Herhalde güler geçerdim. Hayat işte insanı her şeyi yaşatıyor, insanı değiştiriyor. Neyse lafı çok uzattım. E bu kadar uzun süredir konuşmayınca insanın çenesi düşüyor tabii. Neticede insanız hepimiz. Hatalarımız var, zaaflarımız var, kibrimiz var. Bende de vardı hepsi. Vardı diyorum çünkü artık bende kibirlenecek bir hal kalmadı. Bundan birkaç ay evvel ben de sizin gibiydim. Güzel bir işim, ailem vardı. Sabahlar işime gider gelir, akşamlar işten döner dönmez hanımın hazırladığı yemeği yer, televizyonda veya internette bomboş videoları, programları izlerken uyuyakalırdım. Çok sıkıcı ve sıkıcı olduğu kadar güvende bir hayatım vardı. Ancak kör şeytan işte, durmuyor yerinde. İşimden sürekli şikayet eder, aldığım maaşı az bulur, ne yapsam da bir an önce zengin olsam diye kafamda kırk tilk ile dolaşırdım. İş yerinde bütün muhabbetlerimiz borsa, dijital para, altın, dolar, şans oyunları vesaireydi. Hoş, çevrem de benden pek farklı değildi. Bir yerden tanıdık geldi değil mi? Her gün görüyorsun bu tipleri çevrende. O kadar çoklar ki. Belki sen de onlardan birisin. Kim bilir. En iyisi şöyle başlayayım anlatmaya. Bir gün iş yerinde iş arkadaşı Murat'la konuşuyorduk. Yine aynı muhabbetler tabii. Şu hisse düştü, bu koyun tavan yaptı. Patronun yeni dairesi, personel müdürünün aldığı son kararın saçmalığı falan filan. Sonra Murat bir anda hafta sonu bizim köye gidelim mi diye sordu. Gider iki gün kafa dinleriz. Bir mangal yapıp biraz kafaları çekeriz. İyi gelir bize dedi. Başta hiç istemedim aslında. Mangal ve içki fikri cazip gelse de köyün o uzak ve bozuk yolunu çekme, eski püskü, böceklenmiş evde kalma fikri hiç cazip gelmemişti. Bir de köyünü milletiyle muhatap olmayı canım hiç istememişti. Çünkü bir keresinde daha gitmiştik birlikte. Eve varana kadar her yerde yabancı gördükleri arabaya düşman gibi bakmaları, Murat'ı tanıyınca da yüzlerine gevşek bir gülümseme takıp arabayı durdurmaları ve saçma sapan sorular sormalar yetmemiş gibi bir de akşam bizi ziyarete gelmişlerdi. Murat da çok sinirlenmişti ama bir şey diyememişti işte köylülerine. Nihayetinde hepsi uzaktan ya da yakından akrabasıydı. İlk başta ne kadar istemediğimi söylesem de Murat hayatımda gördüğüm en ısrarcı adamdı. Sonunda gel hadi inat etme. Bak Serkan'la Yakup da gelecek. Erkek erkeğe takılacağız kırk yılın başında. Ben Nazım'sa yengeden izin kağıdı alırım senin için diye diye beni ikna etti. Ve hafta sonu geldiğinde dört arkadaş köye gitmek üzere yola çıktık. Bozuk yolları hiç sevmediğimden arka koltuğa geçtim ve yol boyunca uyumak istedim. Yolun düzgün olduğu yerlerde her şey rahattı ancak patika köy yollarına girdiğimizde uyumak benim için pek kolay olmadı. Biraz sinirlensem de arkadaşlarımı kırmamak için sesimi çıkarmadım. Sonunda köye ulaştığımızda ise bizi yine tanıdık senaryolar bekliyordu. Ben kimseyle muhatap olmamak için arka koltukta sesimi hiç çıkarmadan oturdum ve hiçbir şeyle ilgilenmiyormuş gibi yaptım. Murat da bu konuşmalardan pek memnun görünmese de elinden geldiğince sakin kalarak konuşmayı bir an önce bitirmeye çalışıyordu. Güç bela da olsa sonunda köylülerin arasından geçmeyi başardık ve Murat'ın dede yadigarı köy evine ulaştık. Bu ev köyün biraz yukarısında, tepede kalan iki katlı bir evdi. Beyaz boyaları çoktan dökülmüş, yer yer sıvası görünür vaziyetteydi. Murat yıllardır bu evi onaracağını söyler dururdu fakat daha bir çivi bile çakamamıştı. Buna ne maddi gücü el vermiş ne de çalışmaktan zaman bulabilmişti. Alt katı mutfak ve genişçe bir salondan ibaret olan bu evin üst katında yatak odaları Banyo, tuvalet ve bir adet küçük balkon vardı. Niyetimiz evin avlu içindeki bahçesinde oturmakta ancak hava İstanbul'da olduğundan çok daha soğuk ve yağışlıydı. Mayıs ayı olmasına rağmen üşütüyordu. Biz de üşütmemek için içerideki sobayı yakmaya karar verdik. Murat sobayı yakmak için odun almaya gitti. Yakup evin dış kapısının önünde mangalı yakmaya girişti. Serkan ise mutfağa geçerek aldığımız malzemeleri yerleştirmeye ve akşam için güzel mezeler hazırlamaya başladı. Ben ise soğuktan üşümüş bir şekilde kala kalmıştım. Zaten gelmeyi hiç istemediğim bu köy evinde, bir de bu soğukta bir şeylerle uğraşmayı, elimi kirletmeyi hiç istemiyordum. Arkadaşlarım da bu suratsızlığımı fark ettiler ancak ısrar üzerine geldiğim ve ne kadar cins bir insan olsam da beni sevdikleri için ses çıkarmadılar. Ama muhtemelen beni bir kez daha çağırmamayı düşündüler. Bir süre sonra ben de arkadaşlarımın bu haline dayanamadım ve Murat'ın yanına giderek getirdiği odunları yakmasına yardım etmek istedim. Tabii asıl niyetim sobanın bir an önce yanmasını sağlayarak ısınabilmekti. Yarım saat sonra soba yanmış, odanın içi nihayet ısınmaya başlamıştı. Dışarıda ise Yakup mangalla cebelleşse de Murat'ın yanan sobadan getirdiği közlerle sonunda ateşi yakmayı başarabilmişti. Serkan ise mezeleri hazırlamış, etleri soslayarak mangalı hazır hale getirmişti. Ben ise sobanın köşesindeki divana kıvrılmış, sobanın sıcak dalgalarını yüzümde ve vücudumda hissederek mayışmıştım. İlk başlarda hiç istememiş olsam da sobadan gelen gürül gürül ateş sesiyle ve yayılan sıcak havayla birlikte mutlu olmaya başlamıştım. Gözlerim kapalı bir şekilde anın tadını çıkarıyordum. Sessizliği bozan Yakup oldu. Hadi al nerede kaldı etler? köz gidecek diyerek Serkan'a seslendi. Serkan da patlama geldi diyerek etleri ızgaraya dizdi ve dış kapıya getirdi. Bu arada hava iyiden iyiye kararmıştı. Mayıs ayı olmasına rağmen bulutların yoğunluğu ve kasveti bizi Kasım sonundaymışız gibi hissettiriyordu. Serkan, etler de pişmeye başladığına göre nevali çıkarmanın vakti geldi diyerek dolaptan içkileri aldı. Önce hepimize birer şişe bira açtı ve yemekten önce altlık niyetine diyerek sırayla uzattı. Biz önce yemek yeseydik, karnımız aç desek de hadi hadi çok konuşmayın de için diyerek bize zorla bira içirdi. O sırada biri çıkıp bu senin hayatında içtiğin son bira olacak dese güler geçerdim herhalde. Hiç ciddiye almazdım onu. Çünkü benim için alkol, su içmek, çay içmek kadar normal ve gerekli bir şeydi. Alkol olmadan asla yapamayacağımı düşünürdüm. Hatta eşimin içme bu kadar alkollü olacaksın sözleri bir kulağımdan girer öbür kulağımdan çıkardı. Bazen bunun için tartıştığımız daha iyi olurdu. Ancak ben o zamana kadar bir kez bile alkolü bırakmayı düşünmedim. Diyorum ya hayat işte. O günden sonra ağzıma bir damla içki koymadım. İlik biraları içtikten yaklaşık iki saat sonra yemeğimizi yemiş, bulaşıkları mutfağa alelade koymuş ve keyif aşamasına geçmiştik. İlk rakı şişesinin sonunu görmüştük ve yenisini açmıştık. Oda sıcaktan hamam gibi olmuştu ve sıcak tenimize vurdukça alkol etkisini daha fazla göstermişti. Hepimizin suratında aptal bir gülümseme vardı. Yakup güzel saz çalardı. Sazını gelirken getirmişti ve alkolün de etkisiyle bütün marifetlerini göstererek çalmaya başlamıştı. Serkan Yakup'tan Engin Nurşani'nin Verin Benim Sevdemi türküsünü çalmasını istedi. Yakup ise bunu duyunca çalmak için daha bir iştahlandı. Ve tıpkı yıllar önce onun bir rakı sofrasında çaldığı gibi hızlı hızlı çalmaya başladı. Tabii onun kadar iyi değildi. Hele kafası böyle güzelken pek çok hata yapıyordu ancak bizim kafamız da o kadar güzel olmuştu ki bunun farkında bile değildik. Hep beraber bağıra çağıra Türkiye'ye eşlik ediyorduk. Fakir ölse şaşan olmaz, evi yansa koşan olmaz, mezar bile deşen olmaz, ne ola garibin hali ya da ey Muhammed hürmetleri şükür karın doyurmuyor diyerek kendimizden geçiyorduk. Murat sobaya biraz daha odun atmak için ayağa kalktı. Hep birlikte hop yakacak mısın bizi diyerek onu engellemeye çalıştık. Daha sonra Serkan burası çok sıcak oldu biraz kapıyı açacağım diyerek yerinden kalktı ve kapıyı açtı. Ardından geri dönüp kaldığı yerden içkisini yudumlamaya devam etti. Yakup ise Aşık Mahsuri'den Han Sarhoş, Hancı Sarhoş türküsüne geçti ve avazı çıktığı kadar söylemeye başladı. Biz de içki bardaklarımızı havaya kaldırarak tüm sesimizle ona eşlik etmeye başladık. Buraya kadar her şey yolundaydı. Planımız biraz daha içip, biraz daha türkü söyleyip, bir köşede sızıp kalmaktı. Ama dedim ya, köy yeri burası. Burada insanlar, yabancıları hep merak eder gidip görmek ister. Zamanlı zamansız çıka gelirler evlerinize. En azından o an öyle düşünmüştüm. Gelenler Murat'ın büyük amcasının torunlarıydı. Feyzullah ve Hasan. Onları daha önce de geldiğimiz zamanların birinde görmüştük. O zaman da hava yine böyle yağmurluydu ve arabamız çamura saplanmıştı. Murat arabayı çıkarmayı başaramayınca traktörle gelip çekmeleri için Feyzullah ve Hasan'ı aramıştı aşağı yukarı 15-20 dakika sonra gelip arabayı traktörle çekerek bizi köye getirmişlerdi. Hemen hemen bizim yaşlarımızdaydılar, belki biraz daha küçüktüler. Bu yüzden de aramızda ufak bir muhabbet gelişmişti. Onlar da bu muhabbete dayanarak o akşam aramıza katılma cesareti göstermişlerdi. Murat bu durumu pek hoş karşılamazdı aslında ama ara sıra köyde onlara işi düştüğünden böyle zamanlarda onları idare etmek zorunda kalıyordu selamun aleyküm diyerek avlu kapısından içeri girdiler. Biz de dışarı hiç çıkmadan evin içinden aleyküm selam diye cevap verdik. Ardından o afiyet olsun diyerek evin giriş kapısına kadar geldiler ve orada durdular. Kahveden çıktık da köyde turlarken şöyle bir uğradık dediler. Besbelli yalandı bu tabii ki. Bizi görmek için özellikle kahveden erken çıkmışlardı. Yoksa böyle havalarda Yarın yağmurdan dolayı yapılacak bir iş yokken köy kahvesinden hayatta bu kadar erken çıkmazlardı. Murat da önemsemeyen bir ses tonuyla iyi ettiniz diyerek onlara cevap verdi. Ardından bir sessizlik oluştu. Murat ne kadar uzaktan kuzenlerini kırmak istemese de onları ortamımıza buyur etmeye deli varmıyordu. Bu sessizliği bozan ben olmuştum. Nedendir bilmem. Grubun içinde bu insanlara en soğuk olan ben olmama rağmen onları aramıza katmak istemiştim. O an tam olarak aklımdan ne geçti hatırlamıyorum. Alkolün de etkisi vardı belli ki. Normalde yapmayacağı bir şeyi içkiliyken çok rahat yap verir ya insan. Benim de öyle olmuştu işte. Bir anda söyleyi vermiştim. Buyurun geçin şöyle beraber olsun sözlerini. Murat da ben öyle deyince rahatlamıştı. İçeri geçti. Feyzullah ve Hasan'a da birer bardak getirdi. Feyzullah ve Hasan da içeri geçip kendilerine dar odanın içinde bir yer buldular. Yakup da o da soğudu diyerek kapıyı kapattı ve sobaya odun atıp ateşini harladı. Feyzullah ve Hasan geldikten sonraki bir saat kafaları çekmeye ve sohbet etmeye devam ettik. Biraz köyden, biraz şehirden konuştuk. Başta içerken bize eşlik etmek istemeseler de biraz ısrarla onları ikna ettik. Daha doğrusu onlar zaten ikna olmuş durumdaydılar da ayıp olmasın diye istemiyormuş gibi yapmışlardı tarla, traktör, trafik, şehir hayatının zorluğu, köyün sıkıcılığı, geçim sıkıntısı derken onlar da biz gibi kafayı bulmuşlardı. Yakup sazı tekrar aldı eline. Başladı Neşet Baba'dan yolcuyu söylemeye. Biz de eşlik etmeye başladık son sesimizle. İnsan ölür ama ruhu ölmez. Bunca mahlukat var, hiçbiri gülmez. Cehennem azabı zordur, çekilmez azap çeken hayvanları gördün mü? Her şeyin başlangıcı da bu türkü oldu zaten. Bu türküyü orada dinledikten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Biz bu türküyle kendimizden geçerken Hasan'ın için için bir köşede ağladığını fark ettik. Biz sustuk, Yakup çalmaya devam etti. Bir süre sessizce bekleyip Hasan'ı izledik. Ardından Serkan Yakup'un omzuna dokunarak onu durdurdu ve Hasan'ı gösterdi. Yakup önce şaşkınlıktan bir şey anlamadı. Sonra Hasan'ı fark ederek o da merakla ona bakmaya başladı. Sessizliği bozan Murat oldu. "Ne oldu lan ne alıyorsun?" diye sordu sert bir ses tonuyla. Hasan da Feyzullah'ın yanında öylece durmuş yere bakıyordu. Gözyaşlarını sildi ve "Bir şey yok abi ya." dedi. "Boş bulundum bir anda." Ancak Murat, yok öyle bu boş bulunma değil. Bir şey olmuş sen ona ağlıyorsun belli dedi. Ne var anlat. Hasan, abi niye üstüme geliyorsun? Öyle bir şey yok dese de Murat ikna olmadı. Ben biliyorum senin niye ağladığını. Anlatsan oğlum. Anlat da rahatla diye ısrar etti. Murat'ın son sözünden sonra kısa bir sessizlik oldu. Hasan derin bir nefes aldı ve Murat'a bakarak anlatmaya başladı. Abi dedi, Hüseyin abim sürekli rüyama giriyor. Her gece ateşler içinde uyanıyorum. Siz de öyle. İnsan ölür ama ruhu ölmez. Cehennem azabı zordur, çekilmez falan filan diye bağırınca dayanamadım ben de dedi. Aklıma sürekli gelip duruyor. Murat he dedi. Bak ben bunu bilmiyordum. Ben sadece Hüseyin aklına geldi. Onu alıyorsun. Anlat da rahatla diye ısrar ettim dedi. Yok abi dedi Hasan. O da var da keşke bu kadar basit olsa. Geceleri uyuyamıyorum dedi. Murat da anlat bakalım neymiş bu rüyalar diye sordu. Biz de köşede öylece oturmuş onların konuşmalarını dinliyorduk. Hepimiz Hüseyin'e ne olduğunu merak etmiştik. En sonunda dayanamayıp sordum. Hüseyin kim, ne oldu diye. Murat, Hasan'la Feyzullah'ın abisi diye cevapladı. İki ay önce vefat etti. Nasıl diye sordum. Hasta mıydı? Yok diye cevapladı Murat. Dağda ayı saldırısına uğradı. Buralarda ayı var mı ki diye sordum. Hasan pek olmaz aslında diye araya girdi. E dedim nasıl oldu bu olay? Nereden gelmiş bu ayı? Sonra yine bir sessizlik oldu. Sessizliği bozan Hasan'dı. Ya Murat abi dedi. Ben ne olduğunu anlatacağım. Feyzullah araya girmeye çalıştı. Hasan çok içtin galiba sen dedi. Hasan ise İçtim seçtim dedi. Murat abi aslında doğru söylüyor. İçimde tuttukça patlayacak gibi oluyorum. Belki anlatırsam biraz rahatlarım. Hasan gerçekten de sarhoştu. Abi dedi bana bakarak. Buralarda pek değil hiç ayı olmaz. Bugüne kadar ayı gördüm diyen bir Allah'ın kulu yok şu civarda. Hadi oldu diyelim. Bu ayılar Şubat ayında kış uykusuna yatmazlar mı Murat abi? Sen söyle. Olay benim de iyice merakımı çekmeye başlamıştı. E dedim. Siz ne olduğunu düşünüyorsunuz? Başka bir hayvan falan mı? Abi dedi Hasan. Hüseyin abim bu gömü mömü işlerinde çok meraklıydı. Öldüğü akşam da defin aramaya gitmişti. Biz çok söyledik. Abi bırak şu işleri. Bak başına bela alacaksın. Bu işin jandarması var, kanunu var. Hadi onu da geçtim. Büyüsü var, üç harflisi var, altı harflisi var diye ama dinlemedi bizi bize de çok ısrar etti gelin diye yok hocaya muska yazdırmış yok bilmem ne falan dedi aldı başını gitti Feyzullah iyice rahatsız olmuştu Murat abi artık biz kalkalım dedi ve Hasan'ı kolundan tutarak götürmeye çalıştı Hasan bir anda sinirlendi ve çekme kolumu diyerek küfürler savurmaya başladı Araya Murat girdi ve hop hop akıllı durun şurada aklınızı almıyorum diyerek iki kardeşi susturdu Tamam anlatsın bırak, yabancı yok burada diyerek kardeşleri oturttu ve Hasan'a anlatması için izin verdi. Hasan kaldığı yerden sarhoşluktan kelimeleri yuvarlaya yuvarlaya anlatmaya devam etti. Ee abi, Hüseyin abim bize sinirlendi. İyi o zaman ben tek giderim dedi ve gece vakti çekip gitti. Eline bir kazma, bir küre kaldı. Ondan sonra sabah oldu. Biz tarlaya gittik. Artık gelecek diye bekliyoruz. Gelen giden olmadı. Zaten telefonu geceden de çekmiyordu. Sabah iyice ulaşamaz olduk Hüseyin abime. Öğleye kadar bekledik. Ondan sonra babama dedim. Baba Hüseyin abim hala gelmedi. Gidelim şuna bakalım. Başına bir iş gelmiş olmasın diye. Babam da eşşe ol Bir akıl aramadı gitti dedi. Ondan sonra iyi dedi. Gidin bakın nereye bakacaksınız. Biz köyden birkaç kişi daha alıp Bakmaya başladık gittiği yöne doğru. Hayır nereye gittiğini de söylemedi. Nereye bakacağımızı da bilmiyoruz. Kör topal bakıyoruz sağa sola. Bağırıyoruz Hüseyin diye ama yok Hüseyin abim. Baktık böyle olmayacak. Jandarmaya haber verdik. Jandarma komutan da esaslı adam çıktı sağ olsun. Onları da alıp akşamına başladık her yerde Hüseyin abimi aramaya. Tam iki gün daha bayır aradık durduk abi. En sonunda Aha şu tahayyelerdeki Esen Dağı'nın öbür tarafında ormanda boş bir çukur bulduk. Çukur da yeni kazılmıştı. Oradan şüphelendik. Bir iki yüz metre uzakta bulduk Hüseyin abimi. Buradan sonra yine uzun bir sessizlik oldu. Hasan'ın gözünün önüne abisini bulduğu an gelmişti. Biz ise Hasan'ın bu haline üzülmüş soru bile soramamıştık devam etmek istemiyorum dese bir an bile sorgulamayacaktım. Ancak o devam etmek istedi. Yüzü paramparça olmuştu Hüseyin abimin dedi. Ağzı, gözü, burnu yoktu. Sadece kan ve et parçası. Hani kıyafetleri olmasa, cebinden cüzdanı çıkmasa o olduğunu anlamayacaktık. Sonra parmaklarının arası, ayak tabanları simsiyah, elektrik çarpmış gibi. Murat abi, Allah aşkına sen söyle ''Böyle ayı saldırısı olur mu?'' diye sordu sonra. Murat da önüne bakıyor, konuşmuyordu. Biraz bekledikten sonra ''Bilmiyorum'' dedi. ''Pek ayı saldırısı gibi değil ama ne olduğunu da çözemedim ben.'' Benim asıl merak ettiğim ise, Murat'ın neden bize bir akrabasının böyle bir olay yaşadığını anlatmadığıydı. Ancak şu an bunu sormanın zamanı değildi. ''Eee'' dedi Murat, ''Rüyanda ne görüyorsun?'' Hasan abi dedi. Hüseyin abim her gece rüyama giriyor. Bir görsen ateşler içinde. Ben diyor cehennemdeyim. Bana yardım edin. Bana musallat oldular. Kim diye soruyorum. Söyleyemem diyor. E diyorum nasıl yapacağız? Diyor ben bir define buldum. Daha doğrusu onu sahiplerinden çaldım. Başkaları ise benden çaldı. Definenin sahipleri beni burada rahat bırakmıyor. Bul diyorlar bana o defineyi. Benim buradan kurtulmam lazım. Kurtulmam için de o defineyi sahiplerine teslim etmem lazım. Ama bunu ben yapamam. Sizin yapmanız lazım. Bulun onu. Bulun ve eski yerine geri koyun. Yoksa ben burada sonsuza kadar ızdırap içinde yanacağım. Her gün etlerim yanarak sökülecek. Ertesi gün tekrar giydirilecek.'' Her gün ruhuma işkence yapacaklar. Bulun o defineyi. Abi diyorum define nerede? Biz nasıl bulalım onu? Ben size göstereceğim diyor. Ondan sonra bir takım rakamlar söylüyor. Ne olduğunu anlamıyorum. Ne o rakamlar diye soruyorum. Hatırlıyor musun? Hasan hatırlamaz mıyım diyor. Her gece duya duya yer etti beynimde. Ondan sonra bir çırpıda bir takım rakamlar söylüyor. 4 0 9 1 1 1 8 9 3 1 8 7 0 8 8 4 Ne diyor bunlar? Hiçbir şey anlamıyorum. Hasan böyle söylese de rakamları duyunca benim aklıma tek bir şey yapmak geldi. Murat'la göz göze geldik. Murat da başıyla beni onayladı. Hemen telefonu çıkardım ve rakamları sırasıyla navigasyon uygulamasına girdim. Tam tahmin ettiğim gibi. Bu rakamlar bir koordinat. Hem de Bolu şehir merkezinin kuzeydoğusunda ve bulunduğumuz yere sadece 23 kilometre uzakta bir koordinat. Telefonu çevirip Hasan'a gösterdim. Hasan bakar bakmaz yüksek sesle ayetel kürsü okumaya başladı. Sonra sırasıyla herkese gösterdim. Herkes önce bir şaşırdı. İlk tepki Serkan'dan geldi. Olur mu ya öyle şey dedi. Ben inanmıyorum böyle şeylere. Serkan'ın bu tepkisini anlıyordum elbette. Ben de böyle şeylere inanmazdım. Ancak çok etkilenmiştim. Ya anlattıkları gerçekti ya da bizi bu akşam çok pis tufaya düşürüyorlardı. Feyzullah ve Hasan'ın böyle bir şey yapabileceklerini sanmıyordum. Sadece Murat'ın bize fena bir eşek şakası yaptığından şüpheleniyordum. Gözlerimi Murat'a diktim. Murat'ın yüzü bembeyaz olmuştu. Gerçekten de bu olanlardan etkilenmiş gibiydi. Sonra Hasan'a çevirdim gözlerimi. Çocuk gerçekten perişan haldeydi. Ben bunları düşünürken Yakup "Dalga mı geçiyorsunuz la bizde?" diye sordu. Komik mi yani şimdi bu? Murat abi senin tezgahın mı bunlar? Yakup'un bu soruyu böyle yüksek sesle sormasından çok memnun olmuştum. Çünkü ben sorabilir miyim bilmiyordum. Murat bu soru karşısında afallamıştı. Ne alakası var kardeşim dedi. Ben de ilk defa duyuyorum. Serkan yok abi dedi. Siz bizi bu akşam çok pis tongaya düşürüyorsunuz. Murat sesini biraz daha yükseltti ve Kardeşim manyak mıyız biz? Niye böyle bir şey yapalım? Çocuk oyuncağım bu. Hasan sende yok mu Hüseyin'in fotoğrafı? dedi. Hasan var abi dedi. Jandarmalar çekmişti. Ben de onlardan aldım bir hocaya göstermek için. Hasan cebinden telefonu çıkardı, resmi buldu. Kendi neredeyse hiç bakmadan bize gösterdi. Gerçekten dedikleri gibi korkunç bir fotoğraftı. Hüseyin'in yüzü tamamen parçalanmıştı. Siyah lekeler vücudunun her yerinde belirgin bir şekilde görünüyordu. Hepimiz şok olmuştuk. Ne diyeceğimizi bilmiyorduk. Yıllarca rasyonel olmak için eğitilmiş beynimiz bu olanları kabul edemiyordu bir çıkış yolu bir neden arıyorduk tüm bu olanları açıklamak için e dedik jandarma ne diyor bu işe hasan vallahi jandarma da adli tıpğa gönderdi adli tıpçılar baktı ama ne olduğunu onlar da çözemediler cinayet desen cinayet değil ne bıçak izi var ne kurşun hayvan saldırısı desen ne diş izi var ne başka bir şey en son baktık ayı saldırısı yazmışlar rapora Savcıya gittik, itiraz etmek istedik. Savcı bizi dinlemedi bile. Öncelikle başınız sağ olsun. Allah mekanını cennet etsin. Ama bu işi fazla kurcalamayın artık. Bu işten bir şey çıkmaz. Onun için bol bol hayır yapmaya bakın dedi. Mecbur elimiz boş eve döndük. Hepimiz susup kalmıştık. Ne diyeceğimizi bilemiyorduk. Ancak Yakup ve Serkan inanmamak için direniyordu. Ne olduğunu anlamadık ama Kesin bir açıklaması vardır. Böyle saçma sapan hurafelere inanmıyoruz diyorlardı. Ben de inanmazdım. Ancak kafam çok karışmıştı. Ne düşüneceğimi bilmiyordum. Murat'a baktım. Murat ikna almış gibi görünüyordu. Hala neden bize anlatmadığını merak ediyordum. Sonra Murat, ''Ee fotoğrafı hocaya gösterdiniz mi?'' diye sordu. ''Hasan gösterdik'' dedi. Hem gösterdik hem de rüyaları sorduk. ''Ne dedi peki hoca?'' kurcalamayın dedi. Yani neredeyse savcının dediklerinin aynısını dedi Murat abi. Hüseyin için bol bol dua edin. Onun için hayır işleyin. Bir daha bu işlere sakın bulaşmayın. Yoksa başınıza gelecek musibetlerden sizi ben değil kimse kurtaramaz dedi. Hüseyin'e ne olacağını artık yalnızca Allahu Teala bilir. Biz fani kullarının elinden bir şey gelmez dedi. Sonra yine derin bir sessizlik oldu. Sessizliği bozan Hasan'dı. Ya işte abi durum bu dedi. Bu yüzden ne bir şey yapabiliyoruz ne bir çözüm bulabiliyoruz. Hüseyin abime her gece dua ederek yatıyorum. Bu çevrede bildiğimiz ne kadar fakir varsa yardım etmeye çalışıyoruz ama yok dedi. Her gece rüyama gidiyor. Kanter için doyanıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Ancak bu olay beni gerçekten sarsmıştı. Aslında daha önce de buna benzer hikayeler duymuştum. Ama onlardan bu kadar etkilenmemiştim belki de sarhoş olmam, ortamın bu kadar sıcak olması, sobadan gelen sesler, küçücük odada altı yetişkin erkek olarak oturup hepimizin tüylerinin ürpermesi beni daha da fazla etkilemişti. Ardından Hasan bir anda kafasını kaldırdı. Murat'a dönerek, abi dedi, ben Hüseyin abimin söylediği yere gideceğim. Murat saçmalama dedi, gidip ne yapacaksın? Duymadın mı hem hoca hem de savcı ne demiş?'' Hasan abi dedi. Ne olursa olsun ben dayanamıyorum artık. Ne yaşadığımı bir ben bir de Allah biliyor. Bir tane hoca bulacağım yanıma. Gidip Hüseyin abimi kurtaracağım. Yapmazsam onun yanına gittiğim zaman nasıl bakarım yüzüne? Serkan, ya kardeşim olur mu öyle şey dedi. Sen belli ki bir yerden duydun bu rakamları. Abinin de ölümü haklı olarak çok kötü etkiledi seni. Her gece rüyanda görmen normal bir durum. Sonra bilinçaltında birleştirdin bu ikisini, takıntı yaptın kendine dedi. Senin önce iyi bir psikoloğa gitmen lazım. Gidip anlat ona her şeyi. Bir şekilde rahatlarsın, kurtulursun bu kabuslardan dedi. Serkan'ın konuşması gayet mantıklı geldi o an. Hasan pek abi dedi. Hüseyin abimin başına gelen ne o zaman? Fotoğrafı gördün, buna nasıl bir şey sebep olabilir diye sordu. Serkan, kardeşim ben uzman değilim. Sadece bu inanışların doğru olmadığını biliyorum. Senin bir uzmana danışman lazım. Bu işleri bilen bir doktora, adli tıp uzmanına, ne bileyim, bu konuyu bilen birine sorman lazım senin. Hasan yok abi dedi. Bu işler senin dediğin kadar basit değil. Buralarda çok döner bu buyu muska işleri. Siz Hüseyin abimi tek sanıyorsunuz ama tek değil. Daha önce de oldu bunlar. Burada eskiden çok milletler yaşarmış. Vakti zamanında büyük bir savaş olmuş buralarda kadın, çoluk, çocuk ne varsa öldürmüşler. Ahalinin bütün malını soymuşlar. Ondan sonra insanlar hem ailelerini gömmüşler hem de çoluk çocuklarının yanına mallarını mülklerini de koymuşlar. Başkası gelip çalmasın diye bir sürü büyüler hazırlamışlar. Ölülerin de bu servetlerine bekçi yapmışlar. Buralarda çoktur. İnsanlar çıkar heves eder bu gömü işlerine. Kimi hiç bulamaz, kimi de bulur ama hayrını göremez. Ya ölür ya yaşar ama ölmekten beter olur. Kiminin çoluğundan çocuğundan çıkar acısı, Kiminin anasından bacısından. Daha bu işleri girip de iflah olan yok buralarda. Ama işte kör şeytan. Her seferinde girer insanların aklına. Serkan ya yok kardeşim dedi. Hurafe bunlar. Niyeyse böyle şeyler hep küçük yerlerde olur. Ben büyük şehirde yaşıyorum. Bizim etrafımızda hiç böyle şeyler olmuyor. Biz para veriyoruz sinemalara, filmlere bu hikayeler için. Siz kendiniz yaratıyorsunuz. Hepsi bu diye devam etti. Hikaye mi? diye sordu Hasan gülerek. Serkan abi dedi. Sen sen ol. Böyle büyük konuşma. Allah korusun sana da musallat olurlar. Uğraşır durursun. Serkan ciddiyetini iyiden iyiye kaybetmişti. Kendince bu olanlara mantık çerçevesinde bir açıklama bulduğu için rahatlamış görünüyordu. Bildiğin bir hoca varsa numarasını ver bana, lazım olursa ararım diyerek açıkça dalga geçmeye başladı. Hasan Serkan'a sinirlenmeye başlamıştı. Abi dedi madem öyle ben de de nasıl olsa gideceğim. Her şeyi göze aldım. Sen de gel benimle. Senin kafan zaten rahat. En fazla duada biraz yürüyüş yapmış olursun. Siz seversiniz böyle aktiviteleri dedi. Aktiviteleri lafını üstüne basa basa söylemişti. Hasan da şehirli insanların hem köylüleri böyle hor görmesiyle hem de bir yandan da köy hayatını özenmeleriyle dalga geçmeye başlamıştı. Serkan tabii ki bu öneriyi kabul etmedi. Gülerek, ya kardeşim benim ne işim olur böyle şeylerle? Akıllı insan işim bunlar. Hadi desen ki bana ya elimde bir harita var. Eski bir şeye benziyor. Gidelim bakalım. Belki zengin oluruz diye. O zaman bir düşünürüm. Ya belki olma ihtimali vardır. Biz de yolumuzu buluruz diye. Ama sen bana diyorsun ki bir yeri kazacağız. Orada artık neyle karşılaşırsak onların elinden emanet alacağız. Başka bir yere götüreceğiz. Gömeceğiz bu mantıklı bir iş mi sence yani diye sordu. Hasan ya abi dedi bırak şimdi. Sen bana diyorsun ki bütün bunlar yalan. Sen uydurdun değil mi? Serkan ya kardeşim sen uydurdun demiyorum. Zor bir süreçten geçiyorsun. Kolay değil. Allah sabır versin. Senin gidip profesyonel bir destek alman lazım diyorum dedi. Hasan abi bırak şimdi profesyonel profesyonel işlerini. Ben gideceğim oraya. Ne olursa olsun. Sen şunu söyle, senin benimle gelmeye götün yiyor mu, yemiyor mu diye açıkça meydan okudu. Bunda elbette sarhoş olmasının da payı büyüktü. Murat hemen hop diyerek Hasan'ı laflarına dikkat etmesi için uyardı. Serkan ise o bu uçmuş iyice diyerek Hasan'ı gülerek karşıladı. Tamam lan dedi, geliyorum seninle. Ben de bu hafta spora gidemedim diye üzülüyordum. Biraz trekking yaparız diyerek meydan okumayı kabul etti. Murat tekrar araya girdi ve kimse bir yere gitmiyor, siz kafayı mı yediniz diyerek herkese sert bir şekilde çıkıştı. Oyun mu oynuyorsunuz diyerek sert bir ses tonuyla devam etti. Ya dedi kafayı yediniz herhalde. Daha bu işin jandarması var, kanunu var, nereye gidiyorsunuz? Siz kaç yıl cezası var izinsiz kazı yapmanın biliyor musunuz diye sordu. Hasan abi dedi. Bu umurumda mı sence? Ben gideceğim. Kimse gelmezse tek gideceğim. Yoksa öbür tarafta Hüseyin abimin yüzüne bakamam. Bu zamana kadar bütün konuşmalara sessiz kalan Feyzullah da en sonunda konuşmaya başladı. Hasan giderse beraber gideriz Murat abi dedi. Hüseyin abimi tek gönderdim. Hasan'ı göndermem. Murat, yav çocuklar anlıyorum sizi ama gidip ne yapacaksınız? Ya hocanın dedikleri doğruysa nasıl baş edeceksiniz diye sordu. Murat'ın da bu meseleye inandığı belli oluyordu. Hasan sarhoş sırıtışı ile lafa girdi ve abi dedi. Sen kurtar Vadisi izlemedin mi? Sonlu düşünen kahraman olamaz bilmiyor musun? Bu söz o an hepimize çok komik geldi. Alkolün verdiği yetkiye dayanarak tüm ciddiyetimizi bir kenara bıraktık ve bu lafa gülmeye başladık. Ama hayat filmdekiler gibi yaşanmıyordu. Sonlu düşünmedik. Kahraman da olamadık. Hepimiz gülerken ciddiyetini yeniden takınan Murat oldu. Severdim Hüseyin dedi. İyi çocuktu, akıllıydı. Bu işlere bulaşmasa, okuluna devam etse çok iyi yerlere gelebilirdi yazık oldu çok yazık oldu dedi ondan sonra da Hasan'a dönerek buralarda başka hoca yok mu bu işi yapacak gidelim bulalım alalım dedi Hasan'ın gözleri bir anda açıldı abi yoksa Murat geliyorum ben de diye devam etti Hepimiz çok şaşırmıştık Murat'ın böyle şeylere inandığını bilmiyorduk Murat evet dedi ben de geliyorum çünkü ben de Hüseyin'i gördüm rüyamda kaç defa Kimseye söylemedim ama kaç kere kabusla uyandım. Hem de cayır cayır yanarken gördüm. Sizi de buraya biraz kafam dağılsın diye getirdim aslında ama ben nereden bileyim Hasan'ın da bu durumda olduğunu. Sonra yine derin bir sessizlik. Serkan yav abi siz kafayı mı yediniz diyerek ortaya atıldı. Yakalanacaksınız jandarmaya gece vakti derdinizi de anlatamayacaksınız dedi. Hasan ne oldu sen gelmiyorsun galiba yemedi mi diyerek Serkan'ı açıkça tahrik etti. Serkan ya ne alakası var ben sizin için diyorum diyerek cevap verdi. Tüm bu olan biteni uzaktan bir gözlemci olarak dinlemiştim. O an bu anlatılanların gerçek olduğunu düşünüyor muydum? Hayır. Ben de aslında Serkan gibiydim. Onun gibi düşünüyordum. Ancak Hasan'ın bu perişan hali, Murat'ın anlattıkları beni de çok etkilemişti. Biraz da kendi hayatımdan sıkıldığım için de galiba Sanki önüme bu monoton hayatımdan bir an olsun sıyrılmak için harika bir fırsat doğmuştu. Korkmuş muydum? Kesinlikle evet. Ancak bunun benim için korku filmi izlemek gibi olacağını düşünüyordum. Biraz ürperip film bitince hayatıma kaldığım yerden devam edecektim. Biraz daha nispeten düşük yakalanma ihtimali bir suç işleyip düzenin dışına çıkacaktım. Tamam dedim. Ben de geliyorum. Herkes şaşkınlıkla bana baktı. Kimse benden böyle bir şey beklemiyordu. Murat ciddi misin diye sordu. Ben de ciddiyim dedim. Geliyorum. Hasan keyifle Serkan'a dönüp e ee, Serkan abi sen diye sordu. Serkan benim sözlerime çok şaşırmıştı. Yakup'a dönüp ne diyorsun diye sordu. Yakup beni hiç karıştırmayın ben gelemem öyle yerlere diyerek kestirip attı. Hepimiz dönüp yeniden Serkan ne diyecek diye baktık. Serkan şöyle bir yutkundu. Tamam dedi. Geliyorum ulan. Ama en ufak jandarma sireni falan duyarsam topuklar kaçarım sizi tanımam. Hı. Ve planı yaptık. Ertesi gün uzak bir köye giderek bu işlerden anladığını iddia eden bir hoca bulduk. Hoca Hüseyin'in olayını duymuştu. O köyden olduğumuzu öğrenince gelmek istemedi. Ancak biz Hüseyin'in olayıyla bir ilgimizin olmadığını tamamen başka bir iş üstünde olduğumuzu söyledik. İyi bir fiyata teklif edince hoca kabul etti. Ardından şehirdeki dükkanlardan kafa lambası, yürüyüş için bot, çikolata bisküvi vesaire aldık. Hasan ve Feyzullah babalarına ava gideceğiz yalanını söyleyerek yanlarına av tüfeklerini aldılar. Gece 11 gibi hoca oğluyla birlikte geldi. Hoca ben seni arayınca dediğim yere gelirsin diyerek oğlunu gönderdi. Ardından hepimizin boynuna yanında getirdiği muskalardan taktı hepimizin yüzüne bohçasından çıkardığı bir kavanozun içindeki bir karışımdan sürdü. Bu ne için diye sorduk. Korunmanız için diye cevapladı. İçinde ne var deyince de o sırda bizde kalsın yeğenim diye cevap verdi. Ardından şimdi beni iyi dinleyin diyerek konuşmaya başladı. Bu saatten sonra ben ne dersem onu yapacaksınız. Sözümden çıkarsanız olacaklardan ben sorumlu değilim. Bu işin şakası yok. Ya şimdi vazgeçin ya da her şeye hazır olun dedi. Ancak ne Hasan'ın ne de Murat'ın vazgeçmeye niyeti yoktu. Onlar vazgeçmeyince biz de vazgeçemedik. Yakup'u evde bırakarak iki arabayla yola çıktık. Hoca, Murat ve Hasan öndeki arabaya bindi. Biz ise arkadaki arabada kaldık. Yolun ilk zamanları uzun bir sessizlikle geçti. Camdan dışarı izlerken gözüm bir ara Serkan'a takıldı. Son derece gergin görünüyordu. Ne o Serkan dedim. Stresli bir dua turu oluyor galiba. Serkan hafif bir gülümsedi ve ''Ya abi'' dedi. İnsan ister istemez geriliyor. Ben korkmasam bile bilinçaltım bu korkularla dolu. İnsan etkileniyor diye cevap verdi. Haklıydı da. Ben de etkilenmiştim. Hatta içimden geri dönmek de geçiyordu ama bir kere çıkmıştık bu yola. Artık geri dönüşü olamazdı. Ondan sonra yine sustuk ve camdan dışarı karanlığı izlemeye devam ettik. Yaklaşık yarım saat kadar yol gittikten sonra artık arabalarla gideceğimiz yolun sonuna geldik. Arabaları yolun kenarına dikkat çekmeyecek bir şekilde koyduk. Bagajdan eşyalarımızı çıkardık ve arabaların üstlerini örttük. Etraf son derece ıssızdı. Bu saatte burada bizden başka kimse yoktu. Murat cebinden navigasyon cihazını çıkardı doğada vakit geçirmekten hoşlanan bir insan olduğu için bu tarz malzemelere sahipti. Ardından bu taraftan devam edeceğiz diyerek önümüze geçti. Biz de onu takip etmeye başladık. Ormanın içine girdikçe etraf daha bir sessizleşti. Daha bir karanlık hale geldi. O kadar sık ve geniş ağaçlar vardı ki içeriye ay ışığı bile giremiyordu. Biz ise fark edilmemek için çok az ışık kaynağı kullanıyor, önümüzü bile zor görüyorduk hepimiz birbirimize yakın durarak kaybolmamaya çalışıyorduk. Yaklaşık bir saat böyle yürümeye devam ettik. Artık ormanın içinde tamamen yalnızdık. Tek duyduğumuz sesler ağaçların tepelerinde tünemiş baykuşların ve diğer hayvanların sesleriydi. Bir ara merak edip telefona baktım. Telefonum hiç çekmiyordu. Bu ağaç denizinin ortasında yapayalnızdık. Murat bize yaklaştığımızı haber verince hoca ellerini açarak dualar okumaya başladı. Bizim ne olduğunu anlamadığımız pek çok kelimeyi hızlı hızlı söylüyordu. Bu sesleri duyunca hepimiz iyice ürkmeye başladık. Ancak artık buradan dönüş yoktu. Devam etmek zorundaydık. En sonunda Hasan'ın rüyasında gördüğü konuma ulaştık. "Murat, burası." diyerek sırtındaki çantayı yere indirdi. Biz de aynısını yaptık. Etrafta hiçbir şey görünmüyordu. Zemin bahar yağmurlarının etkisiyle biraz çamurlaşmıştı ancak bir yerlerin kazıldığına dair hiçbir emare yoktu. Murat feneri alarak etrafa göz atmaya başladı. Hepimiz aynı anda ışığın aydınlattığı yerlere bakıyorduk. Sonra yakınımızda bir yerde aniden parlayan bir çift göz gördük. Ve ışık çarptığı gibi bu bir çift göz ortadan kayboldu. Arkasından ufak bir hışırtı duyuldu. Hepimizin bir anda nefesi kesildi. Göz bebeklerimiz korkudan kocaman oldu. Tüylerim diken diken olmuştu. Feyzullah hemen silahına sarılmak istedi ancak ona Murat engel oldu. Dur dedi. Ne yapıyorsun? Yenimizi belli edeceksin. Tamam korkmayın çakal falan herhalde. Kalabalığız bize gelip saldırmazlar diyerek bizi sakinleştirdi. Artık hepimiz iyiden iyiye korkmaya başlamıştık. Yanımızda Murat olmasa hepimiz korkudan şuracıkta ölecek gibiydik. Murat sakince elindeki feneri etrafta gezdirmeye devam etti. Tam bir ağacın gövdesini aydınlatıp geçerken Hasan abi dur diyerek onu durdurdu. Ağacın gövdesinde bir şeyler fark etmişti. Hemen ağaca yaklaştı ve Murat'ın elinden aldığı fenerle ağacı incelemeye başladı. Gerçekten de ağacın gövdesinde bir takım izler vardı. Ancak bu izlerin çoğu yosunla kaplandığı için neredeyse belli olmuyordu. O an Hasan'ın gözlerinin keskinliğine gerçekten şaşırmıştım. Hemen ağacın yanına doluştuk. Murat cebinden çakısını çıkardı ve işaretin üzerindeki yosunları temizlemeye başladı. Yosunlar temizlenince alttan bıçakla kazınmış bir yaprak işareti çıktı. Hasan hemen atladı ve aha dedi. Eskiden defineleri gömdükleri yerlere bu işareti hazırlarmış. Bulduk dedi. Ondan sonra Murat bu ağacın etrafına iyi bakın bir işaret daha olması lazım diyerek herkesi başka bir tarafa gönderdi. Hepimiz karanlıkta, sönük ışıkla yerlere bakarak bir iz, bir işaret aramaya başladık. Sadece imam ayakta durduğu yerde sesli dualar okumaya devam ediyordu. Çok geçmeden Fevzullah büyük bir taş bulduğunu, taşın üstünde bir takım delikler olduğunu söyledi. Hepimiz taşın olduğu yere gittik. Gerçekten de taşın üstünde insan oymasına benzer delikler vardı. Murat tamam dedi, bulduk. Hemen hocayı çağırdı. Hoca geldi ve taşın olduğu yere cebinden çıkardığı bir sıvıyı dökmeye başladı. Bunu yaparken bir yandan da sesli bir şekilde dualar okuyordu. Ardından tamam dedi, kazmaya başlayabilirsiniz. Ancak dedi, kazan kişiler asla konuşmasın, diğerleri de sessizce beklesin. Artık boş lakırdı yok, kimseyi ürkütmeden sessizce yapmamız lazım diyerek geri çekildi. Kazılan yerin başına ufak bir aydınlatma koyduk. Kazmaya Hasan ve Feyzullah başladı. Ancak onlar devam ederken toprağın çok yumuşak olduğunu fark etmiştim. Sanki yakın zamanda kazılmış gibiydi. Ancak Hoca'nın konuşmayın diye net bir talimatı olduğundan bunu soramadım. Zaten emin de olamamıştım. Nihayetinde yağmurlar nedeniyle toprak yumuşamış da olabilirdi. Biraz kazdıktan sonra Hasanla Feyzullah bıraktı ve işi Murat ve ben devraldım. Gerçekten toprak çok yumuşaktı. Bir ara durup Murat'la göz geze gelmeye çalıştım fakat Murat yüzüme bir an bakıp hemen gözlerini geri kaçırdı ve kazmaya devam etti. Biraz zaman geçtikten sonra Hasan Serkan'a el işaretiyle hadi git biraz da sen kaz diyerek Serkan'ı kazması için yanımıza gönderdi. Serkan benden kazmayı aldı ve benim kaldığım yerden devam etti. Az daha zaman geçtikten sonra Murat'ın kazdığı yerden tak diye bir ses duyuldu. Ve hiç kimse o an yerinden bile kımıldamadı. Hoca hemen kazılan yerin başına gitti. Bohçasından çıkardığı bir takım karışımları kazılan yerden çıkan sandığın etrafına sürdü. Bunu yaparken yüksek sesle dualar etmeye devam ediyordu. Hepimiz nefesimizi tutmuş, içinden neler çıkacak diye bekliyorduk. Murat ve Hasan kazılan yere indi, sandığı birer taraftan tutarak yukarı çekmeye çalıştılar. Ancak sandık çok ağırdı ve yerinden kımıldamıyordu. Yardım için bizi çağırdılar. Hep birlikte hemen kazılan yere indik. Sandığın birer köşesinden tutup yukarı çekmeye başladık. Güç bela sandığı yerinden kaldırmayı ve çukurun içinden çıkarmayı başardık. Hoca sandığın başına geçti ve uzun zaman sonra ilk defa konuştu. Bu kapı açtıktan sonra artık geri dönüş yok bilesiniz dedi. Hep birlikte birbirimize baktık. Hasan, Murat ve Feyzullah çok emin görünüyordu. Bizim de bu saatten sonra artık söz hakkımız yoktu. Hiçbirimiz bir şey söylemedik. Hoca elleriyle sandığın her yerine dokunup dualarını ettikten sonra kapıyı açmak üzere Murat geldi. Yüksek sesle besmele çekip kapağı tuttu ve gözlerini kapatarak içinden dualar etmeye başladı. Ardından kapıyı hafifçe araladı ve asıl her şey ondan sonra başladı. Bir anda öyle kuvvetli bir fırtına çıktı ki hepimiz yere devrildik. Ağaçlar neredeyse kökünden sökülecek gibiydi. Yerden kalkan tozlar gözlerimizi kör edecekti. Bir yandan da gökyüzünde devasa şimşekler çakıyor, sağır edici bir uğultu sesi kulaklarımızda çınlıyordu. Tamamen şok uğramıştık ve ne olduğunu bile anlayamamıştık. Ardından her yandan yılanlar çıkmaya başladı. Bugüne kadar hiç görmediğim kadar devasa büyüklükte yılanlar her tarafımızı sarmıştı. Kaçacak hiçbir yerimiz yoktu. Ormanın derinliklerinden çığlık sesleri geliyor, hayvanların kaçışma sesleri her tarafımızı dolduruyordu. O an nasıl aklımı kaybetmedim hala bilemiyorum. Ardından ağaçların arasından büyük bir ses geldi ve görünmeyen bir el kulak patlatıcı bir gürültüyle gelerek Murat'ın boynundan tuttu ve onu havaya kaldırdı. Murat kıpkırmızı olmuştu. Bu olmak üzereydi. Hoca hemen dur diyerek Murat'ın yanına yaklaştı. İki elini havaya kaldırarak Allah'ın adıyla dinle beni dedi. Dinle sana diyeceklerimiz var. O an fırtına bir an kesildi ve yılanlar üzerimize gelmeyi bırakıp yerlerinde beklemeye başladı. Her şey bir anda susmuştu. Hoca dur dedi. Sana bir teklifimiz var. Senden bu hazineyi almak istiyoruz. Bunun için sana bir de kurban getirdik. Kurban mı? diye şok olmuş bir şekilde dönüp hocaya baktım. Kurban mı? Ne kurbanı? Nerede kurban? Hoca sözüne devam etti. Önce Murat'ı bırak da konuşalım. Karşıdaki görünmez varlık. Havada asılı duran Murat'ı bir anda bıraktı ve Murat yere düştü. Neredeyse bacakları kırılacaktı. Ardından işte dedi. Sana iki kurban getirdim. Ölmeyi çoktan hak eden iki kurban Al, bunlarla ne yapmak istiyorsan yap. İstediğini seç. Sadece karşılığında senden bu altınları istiyoruz. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Olanlar aklım ermiyordu. Rüyadayım sandım. Ancak nasıl bir rüya bu kadar dehşetli olabilir? İnanamıyordum. Zihnim algılamayı tamamen durdurmuştu. Gerçeklik algımı yitirmiştim. Hiçbir şey diyemiyordum. Serkan'a baktım. Serkan korkudan hıçkıra hıçkıra ağlıyor sesi çıkmıyordu ve altına yapmıştı. O an kendi bedenime bakmak aklıma geldi. Ben de altıma yapmıştım. Fark etmemiştim bile. Sonra bir an olsun kendimi toparlayıp Murat'a baktım. Murat gülüyordu. Planı işe yaradığı için mutlu gibiydi. Serkan bir anda doğrulup kaçmak istedi. Hasan ve Feyzullah hemen onu tuttu ve kollarından ve kafasından bastırarak yere yatırdı. Hepsi bu planın içindeydi. Bizi buraya bilerek getirmişlerdi. Bizi verip altınları alacaklardı. Beynimden bu düşünceleri geçirsem de gerçek olduklarına inanamıyordum. Ondan sonra bir sessizlik oldu. Daha doğrusu bizim duymadığımız bir şeyler konuşuldu hocayla karşı taraf arasında. En sonunda hoca tamam dedi ona bakarak. Sonra bize dönerek kabul etti dedi ancak içinizden birini seçmeyecekmiş. Bu iş size kaldı. Hanginizin kurban olacağını siz belirleyeceksiniz. Diğeri yaşayacak. Size bunun bir film olmadığını ve hayatın filmlerdeki gibi yaşanmadığını söylediğimi hatırlıyorum. Maalesef bu bir film değildi. Ve biz de kahraman değildik. Bu teklif karşısında Serkan'la ikimizin asilce durduğunu asla birbirimizin boğazına yapışmak gibi onursuzca bir şey yapmadığımızı anlatmak isterdim. Böyle bir şey olmadı. Sizden beni anlamanızı beklemiyorum. Benimle empati kurmanızı da istemiyorum. O an nasıl korktuğumu, buradan kurtulmak için en ufak bir ihtimale nasıl sarıldığımı, eğer Serkan'ı öldürüp hayatta kalırsam bu işten nasıl sıyrılacağımı umut ettiğimi anlamanızı istemiyorum.'' bunun boşa bir hayal olduğunu, eninde sonunda benim planın diğer yarısı için burada olduğumu, yani altınları asıl sahiplerine götürüp onlara da beni kurban verip altınlara sahip olmak istediklerini nasıl anlamadığımı sorgulamayın. Çünkü bunu bilmek istemedim. İlkel beynim sadece tek bir şeye odaklandı. Her ne olursa olsun, neyin karşılığında olursa olsun hayatta kal. Sadece hayatta kal. Serkan aslında benden güçlü bir çocuktu. Sporcuydu. Normalde beni anında yere yatırıp kafamı kazmayla ezerek beni öldürebilirdi. O da buna güvendi zaten. Kendisinin şanslı taraf olduğunu düşünerek ucunda ölüm dahi olsa beni küçümsedi. Ben ise tam tersi. Zayıf olduğumu, şansımın az olduğunu biliyordum. Ancak yaşamaya çüküdüm ondan fazlaydı yerden toprak alarak yüzüne attım. Onu karanlığın içinde tamamen kör ettim. Ardından ilk hamlede hemen yere serdim. Hemen üstüne çullanarak bir daha asla kalkmasına izin vermedim. Eğer izin verseydim bir daha asla yaşamak gibi bir şansım olmayacaktı. Gücümü sonuna kadar kullandım ve onu altında tutmayı başardım. Ardından kulağını kopartana kadar ısırarak onu kanlar içinde bıraktım. Serkan acı içinde kıvranırken tek eliyle kulağını tutmasını fırsat bilerek kafasına taşla vurdum. Ondan sonrası çok kolay oldu. Bir daha ayağa kalkamadı. Hayatta kalmıştım. En onursuz, en aşağılık, en kahpece şekildemdi. Sonra bayılmışım uyandığımda yılanlar serkanın içinde gezinmeye onu yemeye başlamışlardı gözümü kapattım bütün bu olanların çok kötü bir kabus olması için dua ediyordum ancak bir türlü son bulmuyordu sonra yılanlar geri çekildi rüzgar durdu her şey ilk andaki karanlığa ve sessizliğe geri döndü değişen tek şey yanı başımda duran yüzü paramparça olduğu için tanınmayan tıpkı Hüseyin'in cesedine benzemiş olan Serkan'ın cesediydi. Ruhunu şeytana satmış bir grubun içine düşmüştüm. Hem de en yakın arkadaşım, kardeşim dedim insan tarafından getirilmiştim bu hale. Ne yapacağımı, bundan nasıl kurtulacağımı bilmiyordum. Hasan ve Feyzullah beni olduğum yerden kaldırdı. Ellerimi arkadan bağlayıp beni sürüklemeye başladılar. Önde Murat ışığı tutarak bize önderlik ediyordu. Hemen arkasında hoca ne olduğunu anlamadığım sesli dualarına devam ediyordu. Gücümün sonlarındaydım. Ayakta zor duruyordum. Kendimi yere attığımda ise dipçik ve tekme darbeleriyle zorla kaldırılıyordum. Çıkardıkları sandıktan aldıkları hazineyi sırt çantalarına paylaştırarak götürüyorlardı. Hepsinin çantası çok ağır görünüyordu. Bu yüzden yavaş yol alıyorduk. En sonunda Ormanın derinlerinde bir yerde durduk ve Murat "Burası" dedi. Beni bir ağacın dibine oturttular ve kaçmayayım diye sıkı sıkıya bağladılar. Ardından hoca, önceki kazıda yaptığı şeyleri yeniden yaptı ve kazmaya başladılar. Bir ara Murat yoruldu ve yanıma gelip oturdu. "Hüseyine yazık oldu," dedi. "İyi çocuktu aslında ama bizi aldatmaya çalıştı. Biz aslında bu hazineyi daha önce çıkarmıştık." Ama Hüseyin ihanet etti. Bu kadar hazineye tek başına sahip olmak istedi. Biz de peşine Serkan'ı kurban verdiğimiz kişileri taktık. Onları o hazinenin başına biz bekçi yaptık. Ancak karşılığında bir kurban vermemiz lazımdı. Herkesin bir kaderi vardır. Sizin kaderiniz de buymuş. Sizin siz olmanızla konunun alakası yok, anla bunu. Sadece etrafında siz vardınız. Mesele sadece bu, dedi. Şimdi de hazinenin asıl sahipleriyle derdimiz var. Çünkü onlar da biz hazineyi aldıktan sonra bizim peşimizi bırakmadı. Her gece rüyama giren Hüseyin değildi aslında, kendimdim. Ve biliyorduk. Eğer onlara bir kurban vermezsek, onlar bir gün bizi kurban edecekler. Bu yüzden de bunu yapmamız lazımdı dedi. Bütün mesele bu. Tüm bu olanları müthiş bir soğukkanlılıkla söylüyordu sanki bu olayları her gün yaşıyor gibiydi. Artık dedi, rahat ereceğiz. Hayatımız boyunca para gibi bir derdimiz olmayacak. Bol bol hayır yapar, kendimizi affettirmeye çalışırız. Bakma öyle bana pis pis dedi sonra. Ne var yani? Sen de her gün borsa oynuyorsun. Şans oyunlarından medet umuyorsun. Sonuç olarak senin yöntemlerinde de birileri kazanırken birileri kaybediyor. Benim yöntemlerimde de aynı. Ha dersen ki ben kimseyi öldürmüyorum, Sorarım sana. Bugüne kadar kaç kişi bu işler yüzünden intihar etti, öldürüldü diye. Sen de ben aynı işi yapıyoruz dedi. Hiç kıvırma. Sadece ben daha çok risk aldım. Daha çok şey feda ettim ve daha büyük kazandım. Aradaki tek fark bu. Açıklamaları beni dehşete düşürmüştü. Bu söylediklerine gerçekten inanıyordu. Ve bunları söylerken son derece ciddiydi. Sadece ruhunu şeytana satmış bir canavar değildi ruhunu şeytana satmış, dehşet verici derecede soğukkanlı bir canavardı. Bir insanı öldürürken bir an bile tereddüt etmezdi. Tam bir psikopattı ve bunu çok iyi saklamıştı. Ancak risk alma sırası bana geçmişti. Büyük oynayacaktım. Ya büyük kaybedecektim ya da büyük kazanacaktım. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Hey dedim. Abinizi Murat öldürmüş. Hüseyin'in katili Murat Abinizin katili Murat diye. Murat hemen yerinden fırladı ve ağzıma bir tekme atarak dişlerimi kırdı. Ancak kazanmıştım işte. Tam ortasından vurmuştum hedefi. Diğerlerinin bundan haberi yoktu. Murat'ın bana bunları anlatmaması gerekirdi. Ancak kibrine yenik düştü. Bu büyük başarısını biriyle paylaşmak istedi. Hata yaptı. Çok büyük bir hata yaptı. En olmayacak yerde hem de kendini çok akıllı sandığı için benim bu kadar basit bir akıl yürütmeyi dahi yapamayacak kadar salak olduğumu düşündü. O kadar komik bir hataydı ki Murat'ın haline gülüyordum. O da şu an bunu neden yaptığını sorguluyordu. Ama artık çok geçti. Ağzımdan kanlar fışkıra fışkıra bağırdım. Öldür lan beni dedim. Öldür beni. Ondan sonra hazineyi nasıl alacaksın bakalım. Kimi kurban edeceksin bunun için? Öldür beni. Hasan ve Feyzullah kazdıkları çukurdan çıktı ve ellerinde kazmalarla Murat'ın üstüne yürümeye başladı. Abi dediler ne diyor bu herif? Murat saçmalamayın lan dedi. Kestirip attı. Can korkusuyla yalan söylüyor. Hadi lan oradan dedim. Bal gibi de öldürmüşsün Hüseyin'i. Peşine bu şeyleri sen musallat etmişsin. Murat hepimize yalan söylemişti. Sadece bizi değil Hasan ve Feyzullah'ı da kandırmıştı. O gece aslında Hüseyin Murat ve hoca ile buluşmuştu. Bunu kimse bilmiyordu. Hazineyi bulmuşlar, sahiplerinden çalmışlar da ancak sonra Hüseyin gerçekten de bu hazineye tek sahip olmak istemişti. Amacı diğerlerini öldürmekti. Ancak Murat önceden bunu fark etti ve Hüseyin harekete bile geçemeden Murat'ın ve hoca'nın musallat ettiği yaratıklar tarafından öldürüldü. Ruhuna işkenceler edildi. Sonra Murat ve hoca bu iki grupla anlaşma yaptı her gece Hasan'ın rüyalarına girerek onları bu suça ortak olmaya mecbur bıraktı. Onların yardımıyla bizi kurban edeceklerdi ve her iki musallat grubuyla anlaşmasını bitirdikten sonra da kardeşleri öldüreceklerdi. Hasan ve Feyzullah abilerini kurtarmak için ve zengin olmak adına çıktıkları bu yoldan Hüseyin'le aynı kaderi paylaşarak ayrılacaklardı. Hasan ve Feyzullah Murat'a biraz daha yaklaşarak abi dediler. Anlat neler oldu o gece ellerindeki kazmaları daha da havaya kaldırmışlardı. Derken bir anda bir patlama sesi duyuldu. Hoca arkalarından tüfekle ateş etti ve sıktığı fişek Feyzullah'a isabet etti. Feyzullah acı içinde bağırarak yere düştü. Hasan hemen toparlanarak hocanın üzerine koştu ve tüfeği yeniden ateşlemesine izin vermeden kazmayla saldırmaya başladı. Tam o sırada Murat Hasan'ın üzerine yürüyecekken ona son anda bir çelme taktım ve yere düştü. Hasan hocanın kafasına kazmayla defalarca vurdu ve onu öldürdü. Murat yerinden kalktı ve suratıma bir tekme daha attı. Suratım tamamen kan gölü olmuştu. Ardından Hasan üzerine koştu. Ölümüne dövüşmeye başladılar. Birinin elinde kazma, diğerinde de bıçak vardı. O sırada yerde can çekişen Feyzullah'a döndüm. Feyzullah dedim. Çöz beni. Halledelim şu Murat'ın işini. Hadi dedim. Dayan. Dayan. Söz Murat halledelim. Seni de kurtaracağız. Feyzullah sürüne sürüne yanıma geldi. Cebinden ufak bir çakı çıkardı ve bana uzattı. Bıçağı ayağımla elimi alabileceğim bir yere çektim ve bıçakla keserek ipleri çözdüm. Diğerleri fark etmeden Hasan'ın kazı yaparken ağacın dibine koyduğu tüfeği buldum. Murat ve Hasan'ı karanlıkta net görebilmek için biraz yaklaştım ve tüfeği doğrultarak bir an bile tereddüt etmeden Murat'a sıktım. Murat'ın sırtı paramparça olmuştu. Fışkıran kanlar her yere saçılmış, Hasan'ın yüzü de kan içinde kalmıştı. Demiştim değil mi size? Beni anlamanızı istemiyorum. O an kahraman olmak da istemiyordum. Ben sadece hayatta kalmak istiyordum. Bu cendereden bir an önce çıkmak istiyordum. Yine bir kahraman gibi davranmadım. Ne kadar aşağılık olduğumu bir kez daha gösterdim. Murat düştükten sonra ikinci kurşunu da Hasan'a sıktım. Bunu yaparken de bir an bile gözümü kırpmadım. Hasan da öldürdüğümü görünce Feyzullah avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Kalan tüm gücüyle bana küfürler savuruyor, ayağa kalkmaya çalışıyordu. Önce Murat ve Hasan'a öldüklerinden emin olmak için birer el daha sıktım. Ardından Feyzullah'ın yanına geldim. Feyzullah hala küfürler savurarak ayağa kalkmaya çalışıyordu. Cebimden bir sigara çıkardım ve içmeye başladım. Feyzullah öldür lan beni dedi. Eğer buradan sağ çıkarsam sana neler yapacağımı hayal bile edemezsin. Sakin ol dedim Feyzullah. Seni öldüreceğim. Merak etme. Sadece şunu merak ediyorum. Biz ölünce öbür tarafta ne olacak bize? Feyzullah acı acı gülümsedi. Ne olacak dedi. Asıl ızdırap orada başlayacak. Ama ben senin peşini orada bile bırakmam. Sen anlarsın ya bu işlerden dedim. Affedilme şansımız yok mu? Seni mezar kabul ederse ona bile şükret diye cevapladı. Gülümseme sırası bendeydi. Haklısın dedim. Ardından tüfeği Feyzullah'a doğrulttum. Galiba içimizde en masum sendin dedim. İnşallah öbür tarafta huzur bulursun. Ardından bir el daha sıktım. Bu kadar çok sese yakınlarda birileri muhakkak uyanmış olmalıydı. Bu yüzden orayı hemen terk ettim. Kaçabildiğim kadar uzağa kaçtım. Ve saklandım. İşte bu meseleden aylar sonra... Şu an buradayım. Bu terk edilmiş evin içinde size bu hikayeyi anlatıyorum. Biliyorum siz böyle şeyler yapmazsınız. Ama içlerinizden bazıları bu hikayeyi dinledikten sonra bunu yapmayı daha çok isteyecek. İnanın bana. Size inanılmaz gelse de bu böyle olacak. İnsan böyle bir varlık işte. Bir şey ne kadar yasaksa, ne kadar tehlikeliyse o kadar çok istiyor. Hele sonunda büyük ödül varsa hepimizde var biraz bu en masumumuz bile bu isteği taşıyor içinde. Neyse yoruldum artık. Sonuna geldik. Dedim ya dayanamıyorum. Daha anlatacak çok şey var ama anlatmaya gücüm yok. Bu birkaç ay içinde ne yaptım? O geziden sonra neler oldu? Anlatmaya gücüm yok. Buraları kısa kesiyorum. Yakup'un hikayesini anlatmadım mesela. Onu neden öldürdüğümü. Dayanamıyorum. Hikayeyi burada bitiriyorum ve size kısa bir elveda diyorum. Daha doğrusu, devamı için siz günahkarları cehennemde bekliyorum.